Komünizmi yaratan Allah'tır. Stalin'i yaratan Allah'tır. Lenin'i yaratan Allah'tır. PKK'yı yaratan Allah'tır. Abdullah Öcalan'ı yaratan Allah'tır. Hepsi bir hikmetle yaratılmıştır. Türk İstanbul'un Allah oluşturmak için böyle şeytani güçlere, şeytan etkisinde olan güçlere Allah yardım eder bazen. Onları bir güç olarak ortaya çıkartır. Müslümanlara da onlara karşı etkili olacak bir güç verir. Ve sonuç mükemmel olur. Hep tarihte böyle olmuştur. Firavun'u yaratan da Allah'tır, Musa'yı yaratan da Allah'tır. Firavun'un bütün konuşmaları daha anasından doğmadan belliydi. Firavun'dan evvel Kur'an vardı. Bütün konuşmaları belliydi. Ne yapacağı, ne edeceği, hepsi belliydi. Zaten söylüyor Tevrat'ta Allah, Kur'an'da da söylüyor. Yani zaten asi olacak, yapmayacak diyor. Yani sen söyleyeceksin, harikalar göstereceksin, ona uymayacak diyor. Ama sen söyle diyor. Evet. Hakikaten öyle, aynı şekilde oluyor. Mehdiyet'in karşısına komünizmi diken de Allah'tır. Fakat Mehdiyet galip gelecektir. Çünkü Allahsız bir dünya ya Allah müsaade etmez. Allah kendiyle savaşan bir dünyaya müsaade etmez. Helak eder o dünyayı. Yok eder. Nitekim bakın Mehdi'den sonra, İsa Mesih'ten sonra dünyaya komünizm hakim olacak. Komünistler hakim olacaklar. Komünizm sonsuza kadar gitmesi gerekir onların kafasına göre. Doğru mu? Şu tarihi unutmasınlar. 1545 Hicri. Miladi 2120. Toz olacak bütün dünya ve kainat. Toz. İnşallah. Bulut haline gelecek böyle. Darmakeşen olacak. Hani komünizm öyle sonsuza kadar devam edecekti? Allah'ın gücüne karşı koyamazlar. Çünkü komünizmi yaratan Allah. Kendisi yaratıyor, kendisi yıkar. Kendisi söker. Mehdi onun kasına kendi diker. Bütün güç Allah'ın elindedir. Ama onlar farkına varmıyorlar tabii. Farkına varmazlar.